Merhaba arkadaşlar, hepinize günaydın diyorum canlarım. Nasılsınız, iyi misiniz, iyisinizdir, kanalıma hoş geldiniz diyorum. Hemen böyle ne yapacak diye sorarsanız arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi patlıcan, kıyma, kofte yapacağım şimdi. Güzelce ne? Kofte yoğuracağım, patlıcanlarım var. Bugün şöyle değişik dedim, hep aynı yemek, hep aynı yemek. Arkadaşlarımız demiş Hatice Hanım, köfte yapsana deyin. Arkadaşlar sizin için genellikle uzun bir süredir kıyma almıyordum arkadaşlar. Açıkça da olanla yetiniyorduk. Dedim sizi mi kıralım dedim. Bugün dün eşime dedim, al dedim arkadaşlar dedim, köfte yapsa Hatice Hanım deyin söylemişler. Ben de sizin istekleriniz üzerine hemen köftemin içinde neler var sayalım. Şurada şöyle arkadaşlar. 1 kilo. 1,5 kilo. Değil mi? 1,5 kilo. Arkadaşlar, merhaba bu arada. Şöyle köfte anneciğim. Kıyma. Köfte yapacağım biraz. Köfte yapacağım. Aynen. Onu. Şöyle biraz alalım mı? Bence de. Biraz alalım. Belki yumurtayla falan bir şeyler yaparsak, değil mi? Şöyle birazını aldım. Bu yeter bence. Şunu da şöyle ayırayım, yarım kilo olsun da. Bura 1 kilo arkadaşlar bence. 1 kilo. Burada da aha da böyle arkadaşlar. Köftenin içinde neler var diye sorarsanız. Şöyle arkadaşlar canlarım. Benim gibi koca koca tombil tombil 2 kafa soğan. Bence 1 tane yeter. Neyse hadi işine karışmayın. Öyle mi olsun diyor. 2 tane olsun. Fikir değiştirdim. Niye ki ne? Bilmiyorum, işine karışmak istemedim. Burada patlıcanlar var, kafamı karıştırdım la, bir dur la. Tamam. Şimdi ağızlarını bir açalım arkadaşlar şöylece. Malzemesinde Ali. Bu ne? Bu karabiber. Şöyle tombül sarımsak. İçinde ne kadar bol olursa o kadar lezzetli olur. Tuz. Burada arkadaşlar ekmek vardı. Kalete unu varken dedim ekmek bayatla uğraşmayayım. Burada galetonu var, kimyon var, pul biber var. Aliciğim. Şimdi malzemesini bir şöyle atalım. Gerçekten arkadaşlar bu kimyon. Ali. Kimyon biraz daha atabilirsin. Karabiber az olsun. Yok, onu çok koydum. Bunun tadını veren bu. Bu var ya, bu verecek. Şöyle Aliciğim. Tuzunu verdik. Tuz çok oldu. Yok. Karışmayayım hadi. Değil. Şimdi şöylece de acı biber arkadaşlar bu da. Yeter. Yeter. O da yeter. Şimdi anneciğim. Ama içine tutsun diyeyim, ne unuttuk biliyor musun bir de? Yumurta. Bir tane yumurta unuttuk. Şimdi şöylece de arkadaşlar. Çok koydun, yeter. Çok değil hani. Çok olmasın, az olsun. Daha da zevkli olsun. Bir yumurta alayım, unuttum. Hadi bakayım. Yumurtayı. Efendim kızım? Annem video çekiyor. Kuzum. Şimdi şöyle şuraya da yumurta yakalayayım da. Ver. Tamam kızım. Şimdi arkadaşlar bu şekilde. Şimdi rendeyi de bir alayım elime. Al bakalım. Ufak sarımsak sıkacağını kırdım hadi. Nasıl becerdin? Vallahi sıkıyorum derken çat dedi gitti. Çatladı, ben de öreyim şu ufak yeriyle. Elini de şey yapayım. Belki bir kafasını doğrayabilirim, ben aklım geldi. Belli de olmaz. Şimdi şöyle soğanı böylece soğanı sarımsağı, soğanı kalın yeriyle arkadaşlar, sarımsağı ufak yeriyle alayım. Soğan gerçekten hani 3 soğan kadar varmış ha, haklıymış la. Ben sana onun için söyledim, büyük olduysa. Öyle mi? Ama gerçi acı değil, acı olsa. Ali, sarımsak soğan içinde ne kadar bol, güzel olursa lezzet olur da kafası senin dediğin gibi doğru, onda başka bir yemeği kullanırım. Bir şey olmaz. Arkadaşlar demin donuyorduk dışarıda, şimdi güneş doğdu. Allah'ım işi daha. Bahar mısınız arkadaşlar? Güzel Allah'ım işine, yemin Rabbi Teala'ma hadi. Gerçekten. Kış ayı gerçi. Olacak o kadar. Ama çok güzel hava arkadaşlar. Dışarıda bir iki kişimiz var da.
Dışarıda bir ziyaret havuç. Hatice Hanım bence o soğan yeter ya. Hepsini rendeleme. Çünkü biraz fazla geldi gibi. Sonra köften odada da biraz acı olur diye düşünüyorum. Öyle mi oluyor? Bence. Vallahi ne kadar bol olursa bence o kadar güzel olur diye düşünüyorum ben de. Neyse seni mi kırayım? Al kafamı kırayım. Gel. Hadi bakalım. Aferin sana. Teşekkür ederim. Seni mi kırayım lan? Şimdi. Sarımsakları. Gözler mi gitti lan? Gider. Zehir gibiymiş. Nereydi lan? Deliğin ha? Ben de şeydi. Gerek. Bence onları dövsen döveceğin yok mu? Dövemem Ali'ciğim. Bu dövmüş gibi bak görüyor musun? Elini kesmesin. Hemen göstereyim bak. Bunun neyine uğraşayım dövmeye. 2 saat uğraşacağım. Arkadaşlar böyle bol sarımsaklı. Hatice Hanım. Gözüme gitti lan zehir gibiymiş ya. Bunu eken oturmuş ya bu suvar. Ayıp ayıp. Vallahi oturmuş biz sus, böyle dedik. Bak da. Kaçırmış kaçırmış suvar ekerken. Oturmuş la herif. Bunun ayıbı mı var? Biz de hep öyle derlerdi. Bunu acı olunca böyle kaz kaçırdı derler. Hmm. Heee. Ağlatma ağlat. Ağla ağla. İyi iyi gelir. İyi mi gelir? Bence o sarımsak da fazla. Hı? Bence o sarımsak da fazla. Benim... Geri kalanından bir turşu kurarsın sarımsağın. Neyse yemeği kullanayım bari seni mi kıyım hadi. Her yere bir kaynan alayı yapıyorsun ya. Varsın. Benim herif karşıya böyle herif. Arada böyle. Oh, zihin lan. Vallahi billahi zihin. Oh. Ee, şimdi maydanozunu doğrayacağım. Maydanozunu doğrayın da yoğurayım. Arkadaşlar maydanoza dün parayla aldım. Hatice Hanım'ın bahçeyi biliyorsunuz. Serayı rüzgar parçalayınca birazını da tavuklara koyduk. Sümüklü. Ali. Soğan arkadaşlar gözlerini yaktı. Şimdi hepsini koyduk. Başka bir şey malzememiz kalmadı. Tamam kalmadı. Şimdi ne yapıyoruz? İsteyen içine. Bence yağ koydun mu? He? Yağ koydun mu? Yağ. Hafiften. Yağı şey derken koruruz. Yağlı olmaz. Azıcık koyuyor. Çok azıcık. Ben yağ. Benim bana yağsı yeter. Sen yağ. Tamam yeter yağ. Yeter. Bak hepsi o kadar. Eline yapışmasa iyi olur. İş iyi olmaz. Şimdi. Hepsini koyduk malzemeni abi. Ya bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar bu şekilde Hatice Hanım yoğuruyor. Aynen güzel gene şöyle yoğurak. Arkadaşlar gerçekten kofte güzel oluyor da bazen işte alınmayınca alınmıyor değil mi hani? Olmayınca olmuyor. Yani gerçekten bir iki şöyle dedik böyle güzel gene dedim bu kofte yoğurayım. Mis gibi dedim arkadaşlar. Soğan harbiden acıymış. Benim de gözlerim yanmaya başladı. Aynen. Bunu Ali gözlerine şöyle. Yoğur. Yaparken konuşalım. Sen yoğursana bu herif ya. Hadi yoğurayım bari. Kuvvetli sen yoğur. Tamam yoğur vereyim hadi. Kolay gelsin. Sağ olasın. Arkadaşlar Hatice Hanım bana kızdı. Kızarım tabii ki ne. Diyor kamera karşısında yoğururum dedin diyor. Yoğurmadın diyor. Yoğurmadı kaçtı. Ben de küstüm. Küsecek ne var? Küsme. Her şeye küsülür mü? Tamam diye, karı diye, yaparım diye, avrat diye ama yapmıyor arkadaşlar. Kameranın karşısında tamam diye, kamera kapanınca bana ne diyor? Sen kendin bunu yok. Nasıl yapıyorsun böyle? Yapmam biri küçük, diye. Biri büyük. Nasıl biri büyük, biri küçük yav? Aha. Hepsini aynı eşit yap. Aynı eşit yapamıyorum. Demek ki dostum düşmanımı bilmeyeyim. Baksana. He, şöyle arkadaşlar, özellikle yoğurdum. Şöyle aynı pazarlı gibi şöyle Ali. Bunu gözergene şöyle avucumun içinde şöyle yuvalıyorum. Biraz daha şöyle çoğu şöyle oluyor ya şu şekil. Hı hı. Öyle ne bileyim ben. Pek şey. Tamam sen bildiğin gibi yap. Şöyle mi olsun? Hangisini istersen. Şu daha mı güzel şu mu? Sen de. Bak he? Bir tane ben yapayım elimi yıkayım da. Yap bakalım yaparsan. Tamam. Gülcan nerede? Bir iki Gülcan dakika. 2 dakika gelir misin? Gülcan'ı bir çağırsana bir dakika. Gülcan, gel kızım. Anneye köfte yapacağım. Şu kamerayı 2 dakikada dellerimi yıkayayım bir şurada. Gülcan şöyle mi yapalım şöyle mi kızım? Sen de karar ver. Bence böyle şu yuvarlak mi? Da şunlar daha iyi. Ne?
yuvarlaklar. Geniş olmasın. Öyle mi olsun? Evet. Ne bileyim ben şöyle dedi baba. Bir sürü yapmışsın anne. Evet. Doymayacağız mı? Çok yapmışsın. Vallahi değil mi? Vallahi yok kızım. Yalan söylemeyeyim. Annem seviyor kızım. Yok. Anası mı seviyor? Sevmiyor mu kohteyi? Kohteyi ben bayılırım. Ekmek arası yerim de sen. Aç bakayım bir. Aha şöyle. Bak. Beraber yapın. Çekil çekil bir çekil. Beraber yapın hadi beraber. Biz bir yapak geç. Bakalım bizim, babam nasıl yapacak? Tabii bizim avrat girişti. Dur. Baba avrat oldun. Ne düşünüyorsun? Böyle. Bakayım. Yok öyle olmaz. Ha, yeter yani böyle şey mi ol Allah razı. Böyle koş. Şöyle edeceğim. Bak. Fazlasını çıkaracağım. Şöyle. Ha. Parçalanır ha. Öyle babacığım. Parçalanır. Niye parçalanır? Ali bu şeyde kızarmaz. Bu tavya ister deneyek olmaz bu. Olmaz. Beğenmedin mi? Yok öyle olmaz Elif öyle olmaz. Artık. Annem gibi yap lütfen. Yok şöyle şöyle yapalım. Şöyle? Evet o oldu tamam, bak. Ama hepsi eşit olacak böyle. Hafif yağ yok mu? Yağ batıracağım elini. Şöyle ha. Yine beğenmedi benim yaptığımı bu. Yok beğendim de bak, şöyle. Bak fazlasını olsun. Şöyle sırtın fazlası çıkar tamam mı? Şöyle yapalım. Güzel. Şöyle. Gördün mü? Elle büyük oldu ora taban gibi ha ellerine. Ay. Kimin elleri büyük? Şöyle diyorsun değil mi sen? Olmadı. Şöyle parmakları elinize çıkacak. Şöyle. He ben sana öyle mi öğrettim? Böyle aha olmadı lan. Yani bak şöyle bak. Şöyle sıkacağım fazlası çıkacak. Sanki bunun bir eksikliği var gibi. Hepsi yani. Eşit olacak. Biri haksızlık olmuyor. Değil mi Gülcan? Yağsı sanki... yok. He? Yağlı baba kıyma zaten. Şöyle yapacağım zaten tamam. Zaten yağlı kızım yağlı. Yağlı da bak elin yapışıyor. O zaman su koyacağım. Niye belki de yapışmıyor? Bak şöyle tamam bak öyle mi? Öyle. Hepsi eşit olacak. Benimkine de yapışmıyor. Arkadaşlar bak. Annemgil yapıyor. Bir dakika şöyle yuvalayacağım bak. Yuvaladık sonra bak. Şöyle ya. Evet. Bak evet. Tam elini şöyle şöyle koyuvereceğim. Bak görüyor musun? Hepsi eşit olur. Evet iyi iyi. Ben bildiğimden yine şaşmam. Sen de öğreteceğim. O zaman ben yapmıyorum. Sen bildiğini yap. Sen? Hadi kolay gelsin. Aslında şöyle de güzel oluyor kızcağım. Şu şekil. Sonra birazını da şöyle yapalım. Tamam mı kızım? Sen size kolay gelsin. Şöyle yapayım birazını da olur mu? Tamam. Sana kolay gelsin sağ anneciğim. Sağ ol kızım. Neyse. Şöylece dursun. Doğru. Lazım. Arkadaşlar annem bu şekilde yapıyor. Onlar lazım. Anne sanki bunlar biraz yetersiz gibi. Niye? Bilmem. İyi, nasıl iyi. Gidiyor? İyi, güzel olsun. Çok güzel. Karnım acıktı karnım. Bunları görünce. Seni kohteyi görünce zaten dayanamazsın. Ben seni biliyorum. Allah acıktım. Vallahi dayanamıyorum kızım. Anne minnak minnak köfteler yapmış. Bu ne için? Lazım. Yapınca görüşürüz. Bir şey yapacağım. Tamam. Lazım. O ne için? Tamam. Böyle alıyorum. Tamam mı kızım? Veda edeyim mi bir? Şimdi etme istersen yap bir. He? Yap bir köfteler nasıl olacak ondan sonra görüşelim tamam mı? Onu, o ayrı onu yerken o ayrı. İyi de öyle olsun. Tamam mı kızım? Arkadaşlar canlarım umarım köftemi beğenirsiniz diyorum. Başka kanal başka videolarda görüşmek üzere hoşça kalın. Abone olursanız çok mutlu olurum. Gelin beraber yiyek. Hoşça kalın canlar.